Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa bu videoyla görüp tanıyacak olanlar için ben Naz. Bir haftalık aradan sonra tekrardan karşınızdayım bir pazar günü. Umarım ki güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bu haftaki videomun konusu yaz okuma listem. Aslında Haziran ayını da dahil etmem gerekirdi buna ama Haziran ayı okuma listemi çektiğim için Temmuz, Ağustos ve Eylül'den bahsedeceğim. 3 aylık bir liste hazırladım. 15 tane kitap seçtim. Tabii ki de hani bunların yanına kendim ekleyeceğim kitaplar da olacak. Hepsini göstermek istemedim açıkçası. Hem çok uzun bir video olurdu hem de birazcık kararsızım. Seçmekte çok zorlanıyorum yani. Sürekli işte ah şunu da koyayım, bunu da koyayım, bunu eleyeyim, şunu katayım listeye falan diye. Çok kararsız kalıyorum. O yüzden 15 kitap seçtim. Yani 3 aya bölersek 5 tane kitap. Yani her ay için 5 kitap olacak bu listemin içinde. Yanına gelecek işte 3-4 tane daha kitabı da ruh halime göre. İşte klasik olur. Belki okuma listemiz var bizim grupça. Okuyacağımız yine bu 3 ay için 3 kitap seçmiştik. O kitaplar da olacak. Onları burada göstermek istemedim. Zaten aylık okuma listesi de çekeceğim. Onu hedefliyorum yani. Onları orada gösteririm. O halde lafı daha fazla uzatmadan seçtiğim kitapları göstermeye başlayayım. İlk kitabım Betarol Mithat Karaman. Kimdir bu Mithat Karaman'ı bu ay okuyorum. Hatta güncelde okuyorum. Çok da eğlenerek okuyorum. Doğu Yücel'i seveceğimi biliyordum. Zaten tam yaz aylarına yakışacak bir kitap olduğunu düşündüğüm için seçmiştim o kitabı da. Büyük bir keyifle okuyorum. Temmuz'da da ikincisiyle devam edeceğimi söylemiştim. O yüzden ilk kitabım olarak bunu göstermek istedim. Favori kitaplarım arasına girecektir. Ben böyle eğlenceli, mizahi kurguları yaza çok yakıştırıyorum. O yüzden hemen okumak istemiştim ve tanışmak istemiştim. Kendisiyle de şu ana kadar çok güzel ilerliyor. Kurgu merak ettiriyor. Yani kitabın, ilk kitap için söylüyorum. Sonunda neler olacak, olay neye bağlanacak nihayetinde çok meraktayım. Bu kitabı da umarım güzeldir. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani ben yine eğlenerek okuyacağımı tahmin ediyorum. Bu kitap biraz daha kalın. Diğeriyle arasında yaklaşık bir 80 sayfa falan var sanırım. Olsun bakalım, büyük bir keyifle okuyacağımı düşünüyorum dediğim gibi. İkinci kitabım da yine yaz aylarına çok yakışan düşündüğüm yazarlardan bir tanesi Murat Menteş. Geçen sene Antika Titini okumuştum yazın. Bu sene de Dublör'ün Dilemmasını okumak istiyorum. Allah'ım şu kapağa bakar mısınız? Çok güzel, çok eğlenceli. Tam işte beni oku diye çağırıyor böyle. Uzun zamandır bunu böyle listeme alıp ekliyorum falan diye dedim ki sonradan Naz, hani yapma, yazın okursun. Yazarın kitaplarını bitirme. Korkma Ben Varım da var. O da biraz da kalın canı bir kitap. Turuncu kapaklı. Aslında onu mu seçsem bunu mu diye düşündüm de sonradan Dublör'ün Dilemmasını seçmeye karar verdim. Güzel olacaktır. Yine beyin yakan bir kurgu olduğuna eminim. Antika Titani'yi okurken öyle hissetmiştim. Çünkü böyle kafanızdan çıkan dumanların kokusunu alıyorsunuz. Çok değişik ve orijinal bir kurguydu. Büyük ihtimalle bu da böyledir. Ben dediğim gibi bu tarz kalemleri çok seviyorum okumayı. Kafamı açıyor yani. Bir diğeri de tabii ki de benim favori yazarlarımdan bir tanesi. Alper Canıgüz'den Tatlı Rüyalar isimli bu kitap. Elimde bir tek okumadığım kitabı bu kaldı. Onu da bu yaz okuyup bitireceğim artık külliyatını. Bakalım yeni kitaplarını bekliyoruz. Umarım ki Kamu Davası'nın dördüncüsü gelir yani. Üçleme olarak kalmaz. Çünkü Alper Kamu'yu çok özlüyorum. Arada böyle kendini hatırlatsa sevinirim yani. Bu kitabı ilk kitabı mı acaba? Yani benim elimde okumadığım tek bu kitabı var. 2000 yılında yayımlanmış eski bir kitapmış. 21. yüzyıl Türk romanındaki yeniliklerin öncüsü diyor arkasında. Absürt olduğu kadar inandırıcı, çılgınca olduğu kadar zekice, fantastik olduğu kadar gerçekçi bir eser, bilincin altını üstüne getiren müstesna bir komedi diyor. Tam yaz ayı kitabı. Yani ne olabilirdi ki? Kesinlikle seveceğimi düşünüyorum. Bakalım. Sizler Alper Canıgüz'e tanıştınız mı? Ben çok övüyorum özellikle Kamu Davası üçlemesini. Çok duymuşsunuzdur benden yani. Hangi kitaplarını okudunuz aşağıya yazın, biraz sohbet edelim sizlerle. Şimdi diğer kitaplarıma, diğer kitabıma devam ediyorum.
Dördüncü kitabımda Alman Subayın Evi isimli bu kitap. Bir dönem kurgusu olduğu için seçmek istedim. Birkaç tane daha dönem kurgusu var göreceksinizdir. Çok okumayı çok seviyorum. O yüzden hani yaza da yakıştırıyorum açıkçası. Hem akıcı olurlar hem böyle benim bana hitap eden kurgular bunlar. Hani içimi böyle ısıtıyor, beni alıyor o zamanlara götürüyor, dolaştırıyor. Hani güzel, nostaljik bir gezi oluyor dönem romanlarını okumak benim için. Bu kitap da Amazon'da çok uygun bir fiyattaydı. Yani 16 mıydı 17 miydi acaba? Hatta ben hikayemde paylaşmıştım alanlar olduysa. Çok az stoğu kalmıştı ben aldığımda. Yılı yazıyor mu acaba? Dönem romanı olduğunu biliyorum. Ha, Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçiyor. O yüzden biraz aşk da var içerisinde. Hani yaza yakıştırdım açıkçası. Hemen okumak istedim. Akıcı olacağını düşünüyorum. Bakalım yorumumu paylaşırım elbet. Ama hangi ay okuyacağım bunları, onları sıralamadım arkadaşlar henüz. Kafama göre alıp koyacağım, seçeceğim yani. Aylara serpiştireceğim. Şimdi bir diğeri de sevgili Şükran Yiğit'ten Burası Radyo Şarampol. Bunu seçmemin sebebi Antalya'da geçiyor olması. Antalya deyince yaz geliyor insanın aklına direkt. O yüzden bu kitabını okumak istedim. Aslında Çatı Kata Aşıkları da var kütüphanemde. Onu da çok merak ediyorum. Sevilen de bir kitabı. Fakat dediğim gibi hani bu Antalya'da geçtiği için kurgusu ve yaz olduğu için bana direkt böyle işte deniz, kum, güneş, mandalina kokusu falan derken çok böyle hani oraya götürür beni diye düşünüyorum. Böyle güneş kremi kokuları, mandalina kokuları, o denizin sesi, dalganın sesi gelir diye düşünüyorum okurken. Bakalım, umarım öyle de bir kurgudur. Okuyanların da sevdiği bir kitap açıkçası. Ben yazarı bu kitabıyla duydum, tanıdım. Ama ilk Ankara Monamor'u okumuştum. Çok da güzeldi, yine bir dönem kurgusuydu. Böyle naif, sıcacık bir kurguydu açıkçası. İnşallah bu da öyledir. Bakalım, umudum var. Yani beklentim de iyi, yüksek. Zaten 2021 Atilla İlhan Roman Ödülü almış. Şurada yazıyor arkadaşlar. Ben de yazarın bir tek şu son çıkan novellası var ya, Bir Kış Yolculuğu muydu? İnce bayağı, 97 sayfa falan sanırım. 100 sayfa değil yani. Onu almadım bir tek. Diğer kitapları var elimde. Zaten 3 tane kitap olması lazım yani. Elimdekilerden. Şimdi bir diğer kitabımda Erendiz Atasu'dan Baharat Ülkesi'nin Hazin Tarihi isimli bu kitap. Erendiz Atasu'nun da elimde birkaç tane kitabı var. Ben ilk hangi kitabıyla tanışmıştım? Bir Başka Düğün Gecesi isimli kitabını okumuştum ve sevmiştim. Yazar edebiyatımızın önemli kadın kalemlerinden bir tanesi olduğu için diğer kitaplarını da toplamak istedim açıkçası. Hani kalemini de sevmiştim çünkü. Bu kitabın da konusu çok hoşuma gitti. İlginç bir konusu var. Sevgili Merve, hani bir okurun kitaplığı, hatta YouTube kanalı da var. Onu da takip etmek isterseniz öneririm. Çok güzel bir kanalı var. Çok da güzel içerikler çekiyor. Instagram'dan da takipleşiyoruz, konuşuyoruz hatta. Seviyorum kendisini, çok tatlı. Bu kitabı okumuştu, yorum da yapmıştı. Beğendiğini de görmüştüm. Hatta yorum da yazmıştım ona alacağım diye. O zamanlar almamıştım. Sonra son alışverişlerimde aldım. Kitaga'dan almış olabilirim ben bunu. Hani bir Kitaga vurgunu yapmıştım ya. Orada almıştım büyük ihtimalle. Tekrardan bir yazara dönüş yapmak istedim. Çünkü elimde birkaç tane kitabı olduğu için okuyabilirim diye düşünüyorum. Hani bende şöyle bir olay oluyor. Sevdiğim yazarları hemen tüketmemek adına biraz böyle arayı açarak okumak istiyorum. Ama Erendiz Atasu'nun elimde birkaç tane daha kitabı var. O yüzden bu kitabını yazın okuyacağım. Konusu dediğim gibi ilgimi çekmişti. Yani o yüzden bilmiyorum, hoşuma gideceğini düşünüyorum. Sizler okudunuz mu bu kitabı ya da yazardan hangi kitap okudunuz? Aşağı yazarsanız sevinirim. Şimdi yeni tanışacağım yazarlardan bir tanesi. Hatta çok var sanırım yeni tanışacağım yazarlar bu kitapların içinde. Bir tanesi Eyüp Aygün Tayşir, Tuhaflıklar Fabrikası isimli bu kitabı. Dört Hane Bir Teslim'den yazarı belki de biliyorsunuzdur. O kitabı da var elinde, çok merak ediyorum. Hatta İklim bana çok okunaz artık diyor. Kendisi de izliyorsa merhaba canım İklim. Yani Tuhaflıklar Fabrikası ile başlamak istedim açıkçası. Dört tane bir testimi sonuna bırakmayı düşündüm. Yine öteledim İklim onu. Yine okumuyorum. Seni hiç dinlemiyorum. Bana çok kızacaksın. Ama hani önce bunu okuyayım dedim. Daha sonra onu okurum. Çünkü o kitabı çok seviliyor. Çıtayı böyle yukarı çıkartıp sonradan düşmek istemediğim için bu kitabını tercih ettim. Ve ismi gibi tuhaf da bir kitap olacağını düşünüyorum. Yazın ben böyle kitaplar okumayı seviyorum dediğim gibi. Yani şöyle diyor arkasında, ikinci kitabıymış. Bu ustalık döneminin başladığını müjdeliyor diyor. Acaba Dört Tane Bir Teslim mi ilk kitabı?
Normalde ben yazarlar ilk kitabıyla başlamayı severim ama dediğim gibi onu sona bıraktım. Tuhaflıklar Fabrikası metinlerin gizemli dünyasının romanı, kedili karanlık bir orman, büyülü bir alegori, bir kitap diğerine açılan kapı olabilir mi demiş böyle. Arkasında da kedi var. Yani güzel olacağını düşünüyorum bakalım. Hani böyle bir filmlik bir kurguymuş gibi hissettiriyor. Hani bir senaryo olsa hani yazılsa film çekilirmiş gibi hissettirdi bana. Kapağının tasarımı büyük ihtimalle ama bakalım. Yine yeni tanışacağım yazarlardan bir tanesi. Başar Başarır'ın Dolunay İki Gece Sürer isimli bu kitabını almıştım arkadaşlar. Ben bu kitabı ilk sevgili Ebru Aykaç'ın videosunda görmüştüm. Çok da beğendiğini söylemişti. O yüzden hemen de listeme eklemiştim. Bir dönem kitabı 1960'larda geçiyor olması gerekiyor. Yunus Nadi Roman Ödülü de sahibiymiş Başar Başarır. Bu arada ne diyor? 2000'li yılların hemen başında yaşanan beklenmedik bazı aksaklıkların, büyük fırsatları, hüsranların, diri umutları, zıtlıkların, muhabbete her türlü çılgınlığın da hayırlara vesile olduğu tabiri caizse ters köşelerle dolu muzip, hınzır, capcanlı bir roman. Akdeniz'in suları gibi sıcak, tılsımlı sürprizlerle dolu diyor. Bu arada Girit'te geçiyor sanırım. Girit yazıyor. Burada 90'lar 60'larda geçmiyormuş arkadaşlar. 2000'li yılların başıymış. Ve Akdeniz dediği için de hemen ben bunu seçtim. Zaten Dolunay İki Gece Sürer ya ismi böyle. Dolunay'ı görünce bana yazı anımsattı. Çağrıştırdı. O yüzden listeme ekledim yani. Başar Başarır'ın başka kitaplarını da ben görmüştüm. Hep böyle alsam almasam ikilemde kaldığım yazarlardan bir tanesi oldu. O yüzden bu kitabını okuduktan sonra karar vereceğim açıkçası diğer kitaplarını almak için. Ama bu kitabı seveceğimi tahmin ediyorum. Çünkü Ebru Aykaç sevmişti. Ben de onun önerdiği birçok kitabı seviyorum. Hikmet Hükmenoğlu'yla da Kör Burun sayesinde onun sayesinde tanışmıştım. Yani ve favori yazarlarımdan bir tanesi olmuştu kendisi ve kitabı öyle ki. Kör Burun'u okuyun arkadaşlar. Bu arada onu da önermiş olayım. Ben yine bir yazın okudum galiba. Yani kış değildi ve 3 günde bitirmiştim. Yaklaşık 600 sayfalık bir kitap. Çok akıcı. Dönem romanı yani seviyorsanız kaçırmayın. Ben onu önermekten bıkmayacağım asla. Bir diğer kitabımda yine yazar, ilk kez tanışacağım bir yazar. Yeşim Erdem'in Sağım Solum Önüm Arkam. Görmüşsünüzdür büyük ihtimalle bu kitabı. Ben alalı çok oldu. Ve sürekli hem Amazon'da hem Hepsi Burada da 29 liralara falan indi bir aralar böyle 2-3 ay öncelerden. İşte alanlar oldu. Çok oldu. Yani bizim grupta herkes aldı belki de. Instagram'da da görmüştüm alanları. Ve okuyanlar da var. Hatta İklim de okumuştu. Çok sevmişti. Hep öneriyordu. Ben de dedim bu yaz okuyayım. İklim bak seni bu konuda dinliyorum. Dört Anne Bir Teslim'i okumadım bu yaz. Hani seçmedim listemde ama bunu seçtim. Bu da bir dönem romanı. Yine seveceğimi düşünüyorum. Böyle iki kız kardeş arasında geçiyor sanırım. Ve geçtiğimiz 40 yılı kat eden bir roman diyor. Yani ülkenin yakın tarihiyle de alakalı bir kurgusu var. O yüzden okumayı seveceğimi düşünüyorum. Yani ben zaten dediğim gibi çok seviyorum dönem romanlarını okumayı. Bakalım heyecanlıyım. Bu biraz kalın da bir kitap. Ama akıcı olacağını düşünüyorum. Bakalım 510 sayfaymış. Akıcı olacağına eminim. O yüzden seçmek istedim yani. Sizler aldınız mı bu kitabı? O indirimlerde yakaladınız mı? Ben de paylaşmıştım hikayelerimde. Yani çok 21 liraya falan bile düştüğünü hatırlıyorum ya. Hepsi burada da sürekli indirime giriyordu bu kitap. Şimdi bir diğer kitabım da ikinci kitabını okuyup çok sevdiğim. Geçen sene Ağustos ayında grupla birlikte okumuştuk ilk kitabımızı. Hatta Nefaset Lokantası. Sevgili Tuğba Doğan'ın ikinci kitabıydı. İlk kitabı da Musa'nın Uykusu'ydu arkadaşlar. Ben bunu bir türlü stokta bulamıyordum. Kitap yurdunda bulunca hemen almıştım. Geçen seneydi galiba. Bu yaz okuyacağım. Çok merak ediyorum. Kalemini çok sevdim. Nefaset Lokantası çok güzel bir kitap. Yaza da yakışır gerçekten. Biraz daha böyle felsefi bir roman ama hani okuması çok keyifli. İnsanı doyuruyor böyle. Edebiyata doyduğunuzu hissediyorsunuz. Yani kurgusu da öyle keza güzeldi. Musa'nın Uykusu'ndan da ümidim var. Çünkü kalemini sevdim dediğim gibi. Tuğba Doğan'ın ne yazsa alırım diyeceğim yazarlardan birisi oldu. Ben de böyle bir kitabını seviyorsam diğer kitaplarını da toplamalıyım yazarın. Öyle bir huyum var. Hani diğer kitaplarını onun kadar sevmesem de kütüphanemde dursun isterim. Çünkü yazarı sevmişim bir kere. Öyle düşünüyorum. Benim gibi olanlar var mı? Yoksa siz böyle tüm külliyatı toplamaktan yana değil misiniz? Yani öylesinizdir büyük ihtimalle. Çünkü kitap severlerin hayaldir böyle işte bir yazara ait bütün kitaplar kütüphanemde olsun. Ben de bakıp bakıp iç geçireyim böyle. Ah ne güzelmişler ya falan. Ne güzel duruyorlar dersiniz yani. Öyle oluyor. İzlemesi büyük keyif gerçekten. Tuğba Doğan'ın başka kitabı var mı bilmiyorum. İki tane kitabı olması gerekiyor ama Musa'nın Uykusu'nu dediğim gibi okuyacağım bu yaz. Bakalım.
Yani ilk roman diyor aynen. Masalsı bir dille anlatılmış, sinematografik bir anlatımı var diyor. Bakalım, merak ediyorum. Şimdi bir diğer kitabım da Domingo indiriminden aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Çağdaş Edebiyat ürünü. Mary Lawson'dan Köprünün Öte Yanı isimli bu kitap. Bu kitabın kapağı dedim ki tam bir yazı anımsatıyor. Ya böyle yazın bir akşamüstü güneş batarken öyle bir kapağı var yani. Man Booker ödülü adayı da olmuş. Büyük mutlulukları ve hüzünleri çağrıştırıyor diye bir Times'ın notu var. Yazarın Gölün Kıyısında adlı bir kitabı var Domingo'dan çıkan ama onu henüz alamadım. Kanada'nın aynen Kanada edebiyatı bu. Çağdaş edebiyattaki en önemli temsilcilerinden birisiymiş yazar ve pek çok dile çevrilmiş kitapları. Kuzey Kanada'nın uçsuz bucaksız topraklarında iki kardeşin ve iki kuşağın hikayesini anlatıyor. İkircikli kardeşlik ilişkileri, rekabet, saplantılı aşk ve karma karışık duygular üzerine yalın ve zarif bir roman demiş. Tam yaz romanı olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da seçtim. Bakalım, umarım severek okurum. Siz duydunuz mu bu yazarı? Kitaplarını okudunuz mu? İki tane kitabı varmış Domingo'da dediğim gibi. Diğer kitabını almayı düşünüyorum. Eğer bunu seversem diğer kitabını da alırım büyük ihtimalle. Böyle arada dinlendiren güzel kitaplar okumayı ben de seviyorum gerçekten. Bu kitap da tam bir yaz tasarımı olduğu için çok hemen böyle kaptım yani. Şimdi bir diğer kitabımda birazcık böyle mitoloji içerisinde dolaşmak istedim açıkçası. Cadının Yüreği isimli bu kitap. Biliyorsunuz ki Ben Kirke ve Akelos'un şarkısı çıkmıştı mitolojik anlamda roman olarak İtaki'den, daha sonra bunu basmışlardı. Bu İskandinav mitolojisi olması gerekiyor. Aynen öyle. Merak ettim. Ben hiç İskandinav mitolojisi hakkında hiçbir bilgim yok. Hiçbir kitap okumadım, kurgu bile olsa. Bu kitabı da o yüzden seçtim açıkçası. Kurgu olduğu için hani hem böyle daha iyi için adapte olabilirim, girebilirim kitabın, karakterleri tanıyabilirim diye düşünüyorum. Akıcıdır umarım ki, öyle düşünüyorum. Yaza yakışacağını da inanıyorum yani, o yüzden seçtim. Vay, arka kapağı da güzelmiş. Kitabın tasarımı da şeye benziyor işte, hani Ben Kirke'nin o ikili kitaplarına benziyor. O yüzden bakalım. Merak ettiğim için hemen seçmek istedim yaz için. Şimdi son 3 kitabım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben her ay bir işte polisiye ya da psikolojik gerilim ya da korku türünde kitaplar okumayı seviyorum. Her ay bir tane ekliyorum. 3 tane de seçtim bu işte Temmuz, Ağustos ve Eylül için. Bir tanesi Chevrolet Belayır diye okunuyor büyük ihtimalle. Ay, çok tatlı bir kitap. Allah'ım ya, bakar mısınız şu kapağına? Çok da uyumluyuz bu arada kitapla. Şu an yakıştırdım kitabı yanıma. Bu kitabı görür görmez aldım. Kapağı o kadar ilgimi çekmişti ki hemen böyle bir inceledim zaten. Yazarı Sanem Gonzalez. Arabanın fiyakalısı, aşkın cilalısı diye de not düşmüş. Tam bir Yeşilçam kapağı yok. Böyle bir sinema fırlamış gibi. Sinema afişi gibi yani. Çok merak ediyorum bu kitabı. Yazar burada mizahı, aşkı ve polisiyeyi ince bir ayarla harmanlıyor diyor. 1960'ların İstanbul'una yolculuk yapıyormuş buradaki karakterimiz. Bilmiyorum, çok eğlenceli bir kitaba benziyor. Arkasında işte sürükleyici, bitirim, romantik, esprili ve tutkulu diye böyle baloncuklar var. Çok tatlı bir tasarımı var kitabın. O yüzden zaten ben bunu hep diyordum ki yazın okurum, yazın okurum. O yüzden hep böyle elim gidiyordu. Görüyordum böyle kütüphanemde seçsem diye, ama işte büyük ihtimal Temmuz'da okuyacağım bunu. Çok heyecanlıyım çünkü kitap için. Şimdi bir diğeri de yine polisiye gerilim aldığım alışverişlerden bir tanesini de almıştım. Melek Koleksiyoncusu isimli bu kitap. Polisiye gerilim diyor. Şöyle konusu ilgimi çekti. Kitap da biraz kalın. Yazar da buymuş. Camilla Lökberg mi? Böyle okunuyor sanırım. Şu yazarı. Konusu gerçekten ilgimi çekmişti. O yüzden almıştım. Bu ne edebiyatı acaba? İsveç. Aynen. Polisiyenin İsveçli kraliçesi deniyor yazar için. O yüzden iddialı gelmişti bana. Birkaç tane daha kitabı var sanırım. Bu kitabın konusunu biraz bahsedeyim isterseniz. 1974 yılında komşu bir adada geçiyor. Bir aile çocuklarıyla beraber sırra kadem basmış. Evde sadece küçük kız Ebba varmış. Yıllar sonra adaya geri dönen Ebba geçmişte babasının işlettiği yatılı okul binasını otele çevirmek ister. Fakat tadilat sırasında bir yangın çıkar ve dedektif Patrick devreye girmek zorunda kalır. Yıllardır 1974'teki olayın izini süren karısı Erika da yeniden canlanan soruşturmaya katılmadan duramaz diyor. O yüzden ilgimi çekti. Böyle güzel, gizemli bir hikaye olacağını düşünüyorum. Melek Koleksiyoncusu ismi, şöyle göstereyim. Parlıyor biraz ışık.
Bakalım, umarım iyi bir hikayedir. Yani böyle sıkıcı polisi okumak da gerçekten işkence oluyor arkadaşlar. Böyle dolu dizgin olmak istiyorum. Böyle koştur koştur okumak istiyorum. Ya da büyük ters köşeler yaşamak istiyorum. Yani vay diye hani böyle yazarın zekasına hayran kalmak istiyorum gerçekten. Öyle yazarları çok seviyorum ama böyle sıkıcı polisiyeler hiç çekilmiyor. Umarım ki öyle değildir. Kalın da bir kitap. Şimdi son kitabımda bu sefer böyle polisiye değil de bir korku olsun istedim, kütüphanemde gördüm. Aa dedim, ben bu kitabı da almışım. Unutmuşum, aldığım arkalara kaçmış. Hemen seçtim, yani en iyi korku romanı seçilmiş galiba. Şöyle göstereyim, Meksika Gothic'i. Böyle kapağı falan çok güzel, böyle gizemli duruyor yani. Biraz karanlıkta bir havası var. Bakalım, umarım güzel bir hikayedir. Aslında okunduğunu biliyorum bu kitabın. Kötü yorumlara rastlamamıştım ama bakalım ben sevecek miyim acaba? Lovecraft ve Bronte kardeşlerin Latin Amerika'daki bir buluşması gibi diye bir not düşünmüş buna. En iyi korku romanı Britanya Fantezisi. Fantezi diye geçiyor. Baya bir şeye göre de yılın en iyi kitaplarından bir tanesi seçilmiş herhalde. 1950'lerin Meksikası'nda işte Sosyete'nin Genç Gözdeleri diye başlıyor. Dönemde romanı bakalım. Bir ustalık eseri, kasvetli görkemli bir macera, korkutucu, akıllı ve alaycı. Merak ettim. Güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Yazı da yakışacaktır. Yani akıcı olacağına inandığım için seçtim ben bu kitabı. Bakalım. Korku okumayalı bayağı oldu ama çok çok bir korku mu? Aman aman bir korku mu, yoksa böyle gerilim mi? Onu bilemiyorum tabii. Hani çok böyle korku diyen kitapları da çok şey yapmamak lazım. Hani korkmak için benim daha böyle bir şeyleri izlemem gerekiyor. Hani kitapları okuyabilirim diye düşünüyorum korku da olsa. O yüzden merak ettim. Almak istedim yani. Bakalım sizler okuduğunuz bu kitabı yorumlara yazın lütfen. Evet, benim seçtiğim kitaplar bunlar da arkadaşlar. Şöyle topluca bir kez daha göstereyim isterseniz. Umarım hepsini severek okurum. Şöyle alalım. Dediğim gibi 15 tane kitap seçtim ben. Tabii aylık listelerimin yanına şöyle göstereyim. Aylık listelerimin yanına daha eklenecek. Çünkü her aya 5 tane düşüyor bu kitaplardan. 5 tane seçmiyorum genelde. Böyle 8 tane falan seçmeye çalışıyorum ama an 5 tane okuyabiliyorum. Son zamanlarda okuma motivasyonum çok kötü. O yüzden biraz utanıyorum açıkçası ama bakalım, umarım düzelteceğim. Yazın daha böyle eğlenceli ve akıcı şeyler okursam eğer diye düşünüyorum. Motivasyonum da artar gider. Bakalım Oğuz Atay'ı da bitirin de bir rahatlayayım ben, çünkü Oğuz Atay beni geriyor birazcık. Yani tehlikeli oyunlardan sonra iflah olamadım neden sizce? Çok böyle konsantrasyon gerekiyor yazar okumak için. Yani ben her kitabı için aynı şeyi düşünüyorum. Hani ince, kalın, işte zor değil, biyografi, kurgu fark etmiyor. Oğuz Atay okumak için konsantrasyon şart, dikkat gerekiyor yani yazarı. Evet böyle, yani o zataya girmeyelim ama hani dediğim gibi son zamanlarda biraz motivasyonum da düşüktü. Mayıs, Haziran, işte Haziran biraz daha iyi geçiyor bu konuda. Ama bakalım, umarım yazın bu kitapları okuyarak daha da arttıracağım hızımı. Sizler hangi kitapları seçtiniz yaz için? Belirlediniz mi? Belirledikleriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Güzel bir pazar sohbeti yapalım sizlerle. Buraya kadar dinlediyseniz ve izlediyseniz eğer, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.